Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Şu anda C1 vizesiyle master öğrencisiyim. Amerika'da iş bulursam Türkiye'ye dönmeden H1B vizeme başvurmalı mıyım? Başvurunun sonuçlanması tahminen ne kadar sürer diye takipçiniz bize soruyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer siz tabii Amerika'da bir iş bulursanız ve H1B vizesine başvuru yapabilecek durumdaysanız, diyelim ki eğer kotaya tabi başvurularsa bu, Nisan 1'de içeri verilecektir. Dolayısıyla sizin Amerika'da olmanız ya da çıkmış olmanız ya da burada olmanız önemli değil. İş yeri size zamanı geldiğinde, diyelim Nisan 1 haftası ya da günü itibariyle sizin H1B vizenize başvuru yapabilir. Dolayısıyla siz burada C1 vizesiyle de bulunuyor olsanız o statünüz devam ederken H1B başvurusu sizin için yapabilir ve siz ondan sonra Türkiye'ye dönebilirsiniz. Ama ya da eğitiminiz bu arada devam edecekse farz edelim. Nisan 1'de H1B'ye başvuru yapıldı. Ama sizin eğitiminiz devam ediyor ve Ekim'i de geçecekse eğitim süresi, o zaman ülke dışına çıkmadan burada statü değişikliği yapmanız mümkün olacak. Yani bu örnekte farz edelim C1 öğrenci statünüz devam ediyor ve siz başvurdunuz H1'a. O zaman siz hiç ülke dışına çıkmadan burada ya gerekirse C1 sürenizin uzunluğu yeterli olması ya da eğer Nisan, April First döneminden sonra bitiyorsa ona bir ek bir süre verecekler Ekim'e kadar. Dolayısıyla o süre içinde siz burada kalabiliyorsunuz ve onaylanınca da C1'dan H1'a geçmeniz mümkün olacaktır. Ne kadar sonuçlanacağını söylemek, Nisan ayındaki başvurularda düşünürsek, çekişleri de katarsak en az bir 2-3 aylık ya da 4 aylık bir sürece bakıyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.